Eyvah! Dünyanın her yerine kötüler yayılmış. Neden bunların hepsinin aynı anda ortaya çıktıklarını asla bilemeyeceğiz. Ancak şu an derhal ihtiyacımız olan şey bir kahraman. Umarım iç çamaşırlarını dışına giyen biri olmaz. Bilim insanlarının bir an evvel bu işe el atması lazım. Bilim insanları yerin altında laboratuvarda doğada mümkün olan en iyi DNA örneklerini seçmekle meşguller. Plan ne mi? Farklı hayvanların en iyi DNA özelliklerini alıp hepsini tamamıyla doğal üretilmiş bir süper kahraman serumunun içine karıştırmak. Süper kahramanlar hızlıdır. Hatta çok hızlıdır. Doğal kahramanımızın da hızlı reflekslere ihtiyacı var ve bu konuda hiçbir şey uzun bacaklı sineklerle yarışamaz. Bu sinekler ürkütüldüğünde 5 milisaniyeden daha kısa bir sürede tepki verebilirler. Bu ufaklığın fotoğrafını çekmeye çalışsanız herhalde 10'undan 9'u bulanık çıkardı. Belli ki kameralardan çekinen bir yapısı var. Ancak fotoğraflardan kaçmak bizim kahramanımızın pek ihtiyaç duyacağı bir beceri olmayabilir. Peki en zeki omurgasızlardan birinden biraz DNA almamıza ne dersiniz? Bahsettiğim şey onun yıldırım hızındaki refleksleri ve inanılmaz tepki verme becerileri. Ahtapotlar doğada kaçıp uzaklaşma konusunda en usta canlılardan biridir. Hatta öyle ki ahtapotlar bazı insanlardan bile daha akıllıdır. Belki birçok insandan da diyebiliriz. Her ahtapotun 3 kalbi ve 9 beyni vardır. Her kolun, evet bunlar dokunaç değildir, kendine ait bir beyni vardır. Ve merkezinde bulunan halka görünümündeki beyin de vücudu bir bütün olarak kontrol eder. Buysa her kolun ayrı birer birey gibi hareket edebileceği anlamına gelir. Ahtapotlar 8 tane beyzbol eldiveni giyse bile usta bir beyzbol oyuncusundan daha hızlı tepki verebilir. Ama ahtapotun bizim kahramanımıza verebileceği tek şey bu değil. Ahtapotlar mürekkep balığıyla birlikte harika kamuflaj becerilerine sahiptirler. Ahtapotların derisi bulundukları yerin rengi, dokusu ve görüntüsüyle eşleşebilir. Bu hayvanlar saklambaç şampiyonudur. Bu türün üyeleri yani kalamarlar, mürekkep balıkları, salyangozlar, sümüklü böcekler ve süper zeki ahtapotlar aslında renk körüdür. Evet, bilim insanları da en az sizin kadar bu işe şaşırıyor. Bu canlıları benzersiz kılan şey sadece gözlerindeki değil, derilerinin her yerindeki ışığı algılayan hücrelere sahip olmalarıdır. Vücudunuzun her yeriyle çevrenizi görebildiğinizi düşünün. 360 derecelik görme kabiliyeti bir süper kahraman için hiç de fena değil. Bir sonraki süper gücümüz bayağı zorlu. Bu konuda öne çıkansa gübre böceği. Bu böcek kendi ağırlığının 1000 katından fazlasını kaldırabilir. Dolayısıyla vücut ağırlığına oranla doğadaki en güçlü canlı bu böcektir. Bu sanki aynı anda 13 fili ya da 35 bin tane şivava cinsi köpeği taşımanız gibi bir şey. Bir anda bunca köpek de nereden çıktı? Gübre böceği bu işi sanki çok kolaylıkla yapar ve ayrıca cisimleri amuda kalkarak hareket ettirir. Bizim kahramanımızın da kesinlikle bu tip bir süper güce ihtiyacı var. Sıra kendini korumaya geldi. Eğer doğanın bize pangolin veya armadillonun derisindeki DNA'yı bahşedeceğini umuyorsanız biraz fazla uçtunuz demektir. Doğal kahramanımızın aynı zamanda dayanıklı da olması gerekiyor. Bunun için en iyi yapılabilecek şey DNA'sına biraz deve derisi karıştırmak. Bir çöl hayvanı olması sebebiyle develerin derisinin şaşılacak derecede dayanıklı olması gayet mantıklı. Develerin derisi kavurucu sıcaklıktaki çöl kumuna ve güneşine dayanabilir. Hayvanlar alemindeki en dayanıklı deriye sahip olmasına rağmen bilim insanları neyse ki balinaların derisini kullanmayı düşünmediler. 30 santimetre kalınlığında derisi olması bir süper kahramanın çok çok iyi korunmasını sağlayabilirdi. Ancak kapılardan geçerken bu ciddi bir sorun olurdu. Hayatta kalmak için iki temel şeye ihtiyaç duyulur. Bunlar oksijen ve sudur. Kahramanımızınsa bu tür şeyler için endişelenmesine gerek yok. Özellikle de kötüler etraftaysa. Bilim insanları küçük bir yassı başlı kurbağayla dikenli şeytan kertenkelesinin DNA'sını karışıma eklemeye karar verdiler. Bu sayede kahramanımızın bir şişe su almak için markete uğramasına artık hiç gerek kalmayacak. Yassı başlı kurbağaların akciğerlere ihtiyacı yoktur. Çünkü bu hayvanın vücudu oksijeni derisinden emer. Çok yassı olması vücudunun geniş bir yüzeye sahip olmasını sağlar. Oksijen solumanın en verimli yolu bu olmadığından bu kurbağanın çok fazla hareket etmeye ihtiyaç duymaması kendisi adına iyi bir şeydir. Dikenli kertenkele kahramanımıza etkili bir korunma sağlayabilir. Ancak bu hayvan aynı zamanda suyu akıllı bir teknikle bir yerden bir yere taşıyabilir. Bu kertenkeleler suyu ayaklarıyla emdiğinden bir şeyler içmek için asla mola vermeleri gerekmez. Tıpkı bir süngerde olduğu gibi su yer çekimine meydan okur ve yukarı doğru emilir. Yani kahramanımız yanında bir şişe taşımak yerine ıslak bir şeye basmalıdır.
Süper kahraman olmak zor bir iştir ve zaman alır. Dünyayı kurtarmak yerine kahramanımızın birkaç saatte bir yiyecek bir şeyler içinde mola vermesine gerek olmamalıdır. Yeşil deniz salyangozu sığ sularda sürüklenerek kendine lezzetli alpler bulmaya çalışır. Karnını bir kere doyurduktan sonra işi biter. Artık aylarca, hatta sonsuza kadar bir şeyler yemesine gerek kalmaz. Bu salyangoz, bitkilerin enerji elde etmek için yaptığı şey olan fotosentezi dünyada yapabilen sayılı hayvanlardan biridir. Esas itibarıyla bu hayvan kendi kendinin güneş pilidir. Biz insanlar gibi ikide bir durup yemek yemesine gerek yoktur. Bu da onun tuvalete geçirdiği zamandan büyük tasarruf etmesini sağlar. Artık doğal özelliklere sahip yeni nesil kahramanların tuvalet molası vermesine gerek yok. Karışıma bu DNA'dan da kesinlikle katmamız lazım. Süper kahramanların hepsinin bir çeşit süper hızı vardır. Bizim kahramanımıza da bundan gerekmektedir. Şimdi uçuş hızından bahsetmenin zamanı. Aladoğan kanatlarını çırpmak suretiyle saatte 90 km hıza kolayca ulaşabilir. Bu tam olarak yıldırım hızı değildir. Ancak bu kuşun asıl hızı dalış yaparken kendini gösterir. Aladoğan hedefini belli bir mesafeden tespit eder, hızlıca hesaplama yapar ve saatte 320 km'den fazla bir hızla dalışa geçer. Hem de bunu son derece isabetli bir şekilde yapar. Bu kuşların bedeni son derece aerodinamik şekilde evrim geçirmiştir. Dalış yaptıklarında bile burnundan nefes alıp vererek akşam yemeklerini görebilirler. Hava akımını yavaşlatmak için iki burun deliğinde de bir çubukla kanatçık bulunur. Gözlerinde ise tozu engelleyen özel kalkanları vardır. Ve işte bir anda akşam yemeği hazır olur. Bu kadar hızlı dalış yapmak harika bir özellik. Ancak kahramanımızın öncelikle düz uçabilmesi gerekiyor. Daha sonra buna harika bir manevra kabiliyeti eklememiz lazım. Bu çok özel bir uçuş yeteneği gerektiriyor. Ancak buna sahip şey bir kuş değil. Brezilya serbest kuyruklu yarasasının neredeyse hiç ağırlığı yoktur. Ancak bu onun havadaki en kıvrak canlı olmasını engellemez. Yatay uçuşta saatte 160 km hıza ulaşan bu küçük memeli doğanın gökyüzü cambazıdır. Kesinlikle bu özelliğe ihtiyacımız olacak. Hafiflik ve çeviklik kahramanımız için mükemmel bir kombinasyon. Ayrıca yarasaların biyosonar görüş yeteneği gecenin geç saatlerinde suçla mücadelede çok işe yarayabilir. Artık hem hızımız hem de gücümüz var. Harika bir birleşim oldu. Ama gerçek bir kahramanın ihtiyacı olan şey biraz da vuruş gücüdür. Kahramanımızın mantis karidesinin gücüne de ihtiyacı olacak. Bu canlı 155 kilogramlık bir yumruk kuvvetine sahip. Bu bir pandanın üzerinize düşmesi gibi bir şey. Su altındaki 80 kilometrelik kıskaç hızı o kadar inanılmazdır ki bu aslında bir şok dalgası yaratır. Eğer kıskaç hızı etkilemediyse şok dalgası sizi kesin darmadağın edecektir. Bu sırada suyun içindeki çalkantı o kadar güçlü ve hızlı olur ki suyu kaynatabilir. Bizim kahramanımız aynı zamanda dünyanın en hızlı çenesinden büyük bir doza ihtiyaç duyacak. Tuzak çeneli karıncalar çenelerini saatte 230 km gibi inanılmaz bir hızla kapatabilirler. Bu gözümüzü kırpma hızından 2000 kat ve benim de bunu okuma hızımdan daha hızlıdır. Bu ısırık sadece kendini koruma amaçlı değildir. Bu karınca ısırığını aynı zamanda kendine has çok tarz sahibi bir şey yapmak için, yani kendi fırlatma koltuğunu yapmak için de kullanır. Bu karınca yeri son hızla ısırdığında 46 santimetre havaya fırlayabilir. Çok yüksek değilmiş gibi geliyor ama karıncaların hepsi bunu grup olarak yaptıklarında her yerden sanki havaya patlamış mısır gibi karıncalar fırlar. Bunu insana göre ölçeklendirirseniz kahramanımızın ciddi bir dikey sıçrama yeteneği olacaktır. Kahramanımızın artık hayatta kalmak, uçmak, yüksek hızlara ulaşmak, kamufle olmak, artık hiç umumi tuvalete ihtiyaç duymamak, ağzıyla zıplamak, su birikintisinden su içmek gibi bir dizi yeteneği var. Peki kahramanımızın acaba başka hangi güçlere ihtiyacı olurdu? Dayanıklılığa ne dersiniz? Hayatta kalma şansını en son noktaya taşımak için kahramanımızın DNA'sına tardigrat DNA'sı da karıştırmamız gerekiyor. Bu mikroskobik canlı aşırı koşullara maruz kalmadığı sürece sadece 2 yıl yaşar. Evet, bu pek de dünya rekoru değil ama onu bu kadar özel yapan şey acaba nedir? Bu minicik şeyden gezegenimizin yaşam için aşırı koşullara sahip mesela Antarktika, Sahra Çölü, hatta Everest Dağı gibi yerlerde bulunmuştur. Bu canlı uzay kıyafeti giymeksizin uzayda bile hayatta kalabilmektedir. Astronotlar bu canlıları 10 günlüğüne uzay istasyonunun dışında bir yere bıraktılar. Su yoktu, oksijen yoktu, yiyecek bir şey yoktu. Peki bu yaratık nasıl hayatta kalmıştı? Bu canlı istediği zaman kış uykusuna yatma modunu aktif hale getirebildiğinden işler kötüye gittiğinde vücudunun fonksiyonlarını çok yavaşlatabiliyor. Ta ki birisi iyilik yapıp onları tekrar uzay istasyonunun içine alana kadar.
Ufacık bir miktar tardigrat DNA'sı ekliyoruz ve kahramanımız artık her şeyden sağ salim kurtulabilir. Mükemmel süper kahraman DNA'sı serumumuz artık hazır. Umarım bu tarif yanlış insanların eline geçmez.